Avrupa'daki enerji sorunu nedeniyle birçok ülke aydınlatma sistemlerinde karartmaya ve çeşitli su tasarruf yöntemleriyle gündeme gelmişti. Tüm bunların yanı sıra iş dünyasında da tasarruf için önlemler alınmaya başlamış, haftalık çalışma gününü 4 güne çekerek tasarruf yöntemleri denemeye başlanmıştı. Avrupa'da koronavirüs döneminde evden çalışma iş modeli ile hibrit iş modeli hayata geçirilirken, Batı bölgelerinde ise haftada 4 günlük bir çalışma modeli hayata geçirilmeye başlanmıştı. Ancak test aşamasında olmasına rağmen enerji tasarrufu için yeni planlar da hayata geçirilmeye çalışılıyor. Bu planlar dahilinde gözler şimdi de okullara çevrildi. Avrupa'da okulların 4 güne indirilmesi planlanıyor. Alınan tüm tasarruf önlemlerinin yanı sıra Avrupa'daki bazı ülkeler verilen bütçeleri yine de yetersiz buldu ve çareyi başka tasarruf yöntemleri arayışında buldu. Bu ülkelerin başında İngiltere geliyor. İngiltere tasarruf planları kapsamında okulların dört güne indirilmesini gündeme getirdi. Okul ve Kolej Liderleri Derneği tarafından bir de uyarı yayınlandı. Şimdi de okullarda buna benzer bir planın hayata geçirilmesi düşünülüyor. Ekonomistler ve bu düzeni savunan kuruluşlar olsa da veliler bu planı doğru bulmuyor. Ancak okullar artan enerji maliyetleriyle birlikte yılda 500 bin sterline varan ek masraflara maruz kaldığı belirtildi. İngiliz basınında okulların haftada 4 güne indirilmesini savunan kuruluş ve ekonomistlerin yanı sıra velilerin tepkilerine de yer verildi. İngiltere'de okul ve öğrencilerin ve velileriyle ilgili kuruluş olan As For Them bu planı çocuklara ihanet olarak niteledi. Veliler bu kararı çocukların eğitimini olumsuz etkileyeceğini ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.